Merhaba anneciğim, hoş Merhaba. geldin. Sağ ol canım. Bugün makarna salatası yapacağız. Önce makarnaya başlayacağız. Tuzunu atıyoruz suya önce. Makarnayı boşaltıp başlayacağız. 500 gram. 500 gram makarna. Değil mi? Aynen. Şöyle bir karıştıralım. Kaynamaya bırakalım. Yumuşayıncaya kadar makarnalar haşlayacağız. Altı açık. Üzerine sos yapmak için şöyle bir iki kaşık zeytinyağı koyuyorum. Biraz ısıttıktan sonra üzerine, içine toz biber koyacağım, acısız. Biraz da nane koyacağım. Bunu yaptıktan sonra üzerine gezdireceğiz. Şimdi. Yağımız ısındı. Şöyle bir çay kaşığı kadar içine acısız toz biberimizi koyduk, altını da kapattık. Yoksa yanar. Bu bir çay kaşığı mıydı? Bir çay kaşığı kadar. Tamam. Biraz da nane Nane. ekleyeceğiz. Yani bayağı çabuk kapattın ya altını. Yoksa yanıyor yani. Evet. Evet. Şöyle bir çay kaşığı kadar da nane. Bunları iyice karıştırıyoruz. Ve bırakıyoruz kenara. Sosumuz oldu yani. Haşlandı. Bunu süzeceğiz. Süzgeçte. Ortamı kapatıyorum. Şöyle üzerine soğuk su gezdireceğiz. Süzülmeye bırakacağız. Kaseye yoğurt alacağız. Şöyle. Bu kadar yeterli. Az gelirse üzerine ekleriz. Ben 500 gram haşladım makarnayı. Ama iki kişi için yarısı yeterli, 250 gram. Ama senin oğlun bayağı bir makarna yediği için Evet. daha çok lazım oluyor, değil mi? Fazlası yani. Evet, makarnacı olduğu için. Tamam. Şimdi bir diş sarımsak ezeceğiz içine. Şöyle bir diş Ha, içine koymuşsun zaten. Ondan. Tamam. bir diş. Sarımsak. Ama benimki biraz böyle eski bir sarımsak olduğu için sadece içi çıkıyor, çok çıkmıyor. Evet. Yüzü buruşmuş. Onun için iki tane koydum. Yoksa tazesi için bir tane Getir. yeterli. Bunu iyice karıştıracağız herhalde. Bunu biraz da tuz koyacağız. Şöyle. Karıştıracağız. Makarnanın içine bu garnitürü çekeceğiz. Eğer bulamazlarsa bezelye konservesi oluyor, küçük teneke kutularda. Onu alabilirler. Makarna haşlanırken havuç ve patatesi küçük küçük doğrayıp içine atabilirler. O zaman olur bir garnitür. Yani. Hazırını böyle bulamazlarsa. Tabii. Tamam. Bunu süzeceğiz ve makarnaya katacağız. Şöyle bir yıkayalım.
küçük küçük havuç parçaları ve patates. Bezelye de her yerde bulunur. Makarnadan bir miktar kabımızı alıyoruz. Şöyle. İçine 3 kaşık mayonez katacağız. Mayonez. 3 kaşık. Evet. İnsanlara biraz böyle tuhaf gelebilir ama Çok gerçekten lezzetli ve çok doyurucu. evet hakikaten hakikaten öyle. Mayonez sevmeyenler koymayabilir. Yani bir tek yoğurtla da olur. Evet, üzerine de yağ yaparlar. Ama mayonezi biz seviyoruz, yakışıyor. İyice yediriyoruz Ona herhalde hemen şimdi. evet, makarnaya yedireceğiz mayonezi. Her tarafına. Evet ama ikisi de sarı olduğu için iyi bakmak lazım yani. O belli olur. Ya ama tecrübesiz kişiler de var yani, insanlar da var. Onun için söylüyorum. Mayonezi makarnaya yedirdik. Üzerine hazır garnitürü ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve yoğurdu ekleyeceğiz. Makarnayla yoğurt birbirine çok yakışır. Karıştıralım. Hepsini ekleyeceğiz. Makarna yoğurdu çeker. Evet. Fazla bekletmemek lazım. Koyulaşır. Şimdi sıra geldi süslemeye. Süslemeye. Gayet kolay ve doyurucu bir salata türü. Makarna sevenler için. Yani oğlun için %100. Ama benim İdeal. Tamam. çok harika Salatamız görünüyor bitti. ya. Yemeğe hazır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim anneciğim. Ellerini şimdiden sağlık diliyorum.